Şimdi kabızlığı giderici nefes egzersizi bir nefes egzersizinden ziyade diyafram hareketidir. Tek bir nefes alırız. Tek bir nefes alarak ben şu alayım onu. Bunu bir çıkarayım. Teşekkür ediyorum size. Tek bir nefesle önce alt diyafram, yani karnımızı şişirebildiğimiz kadar şişiriyoruz. Halen nefes alma ihtiyacı duyuyorsanız. Buraya bakarak mı konuşsam evet. acaba? Halen nefes alma ihtiyacı duyuyorsanız, göğsünüze de nefes almaya başlarsanız hiç sorun yok. Daha sonra nefesi aldıktan sonra tamamen bir balon gibi yaptıktan sonra duruyorum, nefesi vermiyorum. Ve nefes içimdeyken, akciğerlerim şişmişken yani, karın kaslarımı önce arkaya doğru çekiyorum, omurgama doğru. Daha sonra adeta bir göbek dansı gibi ileriye doğru itiyorum bilinçli olarak. Öyle siz belinizi oynatıyorsunuz. Ben şimdi size göstereyim. Beraber yapacağız. Belinizi oynatmadan şu şekilde. Ama ben oturmadım mı? Aynen, siz oturmadınız. Normalde oturacağız. Ayakta yapılmaz. Hı. Çok haklısınız. Özür dilerim. Şimdi ben elimi koyuyorum ki karın kaslarım gözüksün ekranda diye. Şimdi ağzım kapalı, dilucum fire point ateş noktasında ve iki burun deliğimden basitlikle nefes almaya başlıyorum. Karnı şişti hanımlar şu an. Burası ve şişik. Bu kadar nefes alabilirim. Elleyebilirsiniz. Siz dokunun şimdi. İçimizde tutuyoruz evet, nefesimizi. Evet, şimdi nefes içimdeyken. Bir. İki. Göbek üç, dansı gibi gelmiş. Dört. Beş. Altı. Yedi. Çekiyorum, itiyorum. Çekiyorum, itiyorum. Sekiz. Sekiz nefes. Sekiz nefes, nefesi boşaltmadan bu diyafram hareketini yaptım. Ve daha sonra burun deliklerimden nefesi boşaltıyorum. Bunu kaç kere yapacağız? Şöyle, eğer kronik peklik sorunuz yoksa günde bir defa karaciğer sağlığı için çok güzel. İlla sindirim sıkıntınız olması gerekmiyor. Gerek yok, karaciğer sağlığı için mükemmel. Çünkü bu diyafram hareketi sindirim sistemiyle ilgili bütün organlara masaj yapar. Ama kronik peklik sorunu varsa aç karnına, asla yemeklerden sonra değil, aç karnına gün içerisinde, çalışırken, toplantıda, bilgisayar kullanırken, araba kullanırken bile bu gözü açık yapılabilen tek nefes egzersizi aslında. Sabahları dört nefes, öğlen yemeğinden önce dört nefes, akşam yemeğinden önce dört nefes. Aklınıza geldikçe yapabilirsiniz çünkü kontraindikasyonu yok. Yani herhangi bir yan etkinin çok daha güçlü bir ifadesi, yan etkisi yok diyeyim ama... Tok karnına yapılmayacak. Yapılmayacak. Bu birkaç çok gün yaptığınız takdirde en kronik kabızlık sorunlarını dahi gidermeye başlıyor. Gidermiyorsa hakikaten durumunuz kroniktir. Doktora gitmeniz lazım. Değil mi? Evet. Onu zaten ihmal etmeyelim. Onun yanında bunları yaparsak çok çok kesinlikle faydalı. Uykusuzluk kesinlikle sıkıntısı çekenler çok var. Uykumuz gelmediğinde mi uygulayacağız sizin tekniğinizi yoksa genel anlamda mı? Şimdi önce şunu söyleyeyim, uykusuzluk sorununu bir kere niye uykusuz kalıyoruz? Beden yorgun ama uykuya dalamıyorsa zihin o kadar karışık ki bedeni bırakmıyor, değil mi? Evet. O yüzden yani zihin çok karışık. Demek ki uykusuzluğun en büyük nedeni zihnimizin çok dolu olması ya da dinlenmişiz ve uykumuz yok. Ama beden yorgunken uyuyamıyorsak demek ki bizim önce zihnimizi sakinleştirmek, zihnimizdeki o düşünceleri, lüzumsuz düşünceleri tahliye etmemiz lazım. İşte o zaman uykusuzlukla ilgili stres yönetimi nefeslerini uyguluyoruz. Stres yönetimi nefesleri sağ ve sol beyin lobumuzu dengeleyip zihnimizi anında sakinleştirmeyi barındıran nitelikleri içinde taşıyor. Nasıl yapıyoruz? Ben önce basit olanını göstereyim. Bence diyafram nefesiyle başlayalım. Bir tane daha var, dönüşümlü burun nefesi. O ilk etapta belki biraz komplike gelebilir. Herkesin yapabileceği. Herkesin olsun. Yapabileceği, hiçbir kontraindikasyonu olmayan, son derece güvenli bir nefes göstermek istiyorum televizyonda. Bir kere nefes egzersizlerini uykusuzluk için yaparken gözlerimizi kapıyoruz. Gözlerimizi kapamamızın nedeni bu bir kere bir içimize yaptığımız bir yolculuk, bir de beynimiz beta frekansındayken zihnimiz pek dinginleşemiyor. Gözümüzü kapadığınız anda hiçbir şey yapmasanız bile beyin dalgaları yavaş yavaş alfaya inmeye başlar ve biz alfada rahatlayıp uyumaya başlıyoruz. Uyumaya geçişin noktası o. O yüzden gözünüzü kapatın. Ben şimdi ve
Elimi tekrar karnıma koyuyorum. Yataktayız, uyuyamadık, doğrulduk, oturduk yatağa. Doğruldunuz, oturdunuz ama bunu yatakta düz yatarak, ayaklarınızı, dizlerinizi kırarak, tabanlarınız yatakta olacak şekilde de yapabilirsiniz. İlla oturmak zorunda değilsiniz bu anlatacağın nefesi yapmak için. Anlaşıldı. Evet, düz oturarak da yapabilirsiniz, yatakta düz yatarak da yapabilirsiniz. Elinizi karnınıza koyun, gözlerinizi kapayın. Ve iki burun deliğinizden dil ucu, iki en ön dişin arkasında, orada hafif üst damağa değerken duruyor. Ve iki burun deliğinden şimdi nazikçe nefes almaya başlıyoruz. Yine şişirdik. Bu kadar akciğerlerim nefes almak istiyor. Nefes alma ihtiyacım doldu. Şimdi onu aldığım tüm nefesi vermeyi araştırarak boşaltıyorum. Sindirimde olduğu gibi. Sindirimde kontrollü olarak karın kaslarımı kontrollü olarak itiyorum ve geriye doğru evet. çekiyorum. Burada öyle bir şey yapmıyorum. Burada akciğerlerim ne kadar nefes almak istiyorsa o kadar alıyorum. Ama nefesi verirken de tamamını boşaltmayı hedefleyerek hepsini boşaltıyorum. Önemli olan hepsini, yani şu göğüs kafesimizdeki interkostal kasları da sıkarak hepsini boşaltıyorum. Ve nefesimi aynı zamanda da dinliyorum, sesini. Yoğunlaşıyoruz nefesimize. Evet, nefesime odaklanıyorum ve alıyorum. Bunu alışkanlık haline getirirsek ne kadar süre yaptıktan sonra uykusuzluk sıkıntımız kalmaz? Böyle yok edici bir sihri var mı? 5 dakika yaparsanız anında. Uykunuz geliyor mu? Tabii. Eğer beden yorgunsa. İddialı. Beden yorgunsa kesinlikle. Çünkü nefesinizi kontrol etmeye başladığınız zaman zihniniz zaten nefese yoğunlaşıyor ve regüle edip hemen lüzumsuz düşünceleri tahliye eder. Ve yorgunsanız uyuyakalırsınız hemen. Buradaki asıl bence anahtar nokta nefese yoğunlaşmak. Çünkü evet. Diyafram nefesi tabii şarkı söyleyen herkes için çok evet. önemli bir şey. Ben uzun yıllar Ankara Opera'dan Selva Erdener'den de hani şan dersleri de aldım. Ay ne güzel isim dolayısıyla hani diyafram nefesi zaten benim mesela gündelik hayatta kullandığım bir şey ama ben çok uykuda gerçekten benim de problemim oluyor. Hani tabii. yattığım zaman aslında ben hep diyafram nefesi alıyorum ama işte önemli olan nokta esas her şeyi bir bırakıp bir an nefese herhalde konsantre evet, olmak. Evet, hem nefese odaklanmak önemli olan hem de en önemlisi aslında vagus sinirinin uyarılması. Hı-hı. Yani diyafram kasının aktif bir şekilde çalışması çok önemli. Hem de aslında en önemlisi burada uykuya dalmak için nefes verme süresinin nefes alma süresinden daha uzun olması. Hı-hı. Yani nefes verme süresi uzadıkça parasempatik sinir sistemi aktivasyonu, yani bizi rahatlatan ve relax. Şifalandıran beyin lobumuz aktif bir şekilde çalışmaya başlayıp bizi rahatlatıp beden yorgunsa uykuyu için izin veriyor. Güzel. Menopoz için soracağım. Bir de kilo kaybı kaldı, yazdım onu. Nefes tekniğini mutlaka öğreneceğim ama